Daha önce tam iş günü fonksiyonunu incelemiştik. Bu videoda ise tam iş günü fonksiyonun ulusal versiyonunu inceleyeceğiz. Yani İngilizce Excel kullanıyorsanız Network INTL olarak kullanılan tam iş günü ulusal fonksiyonunu incelemeye başlayalım. Ama ondan önce isterseniz tam iş günü fonksiyonuna bir gidelim. Arasındaki fark neymiş hemen zaten ortaya çıkacak. Burada özellikle ikinci örneğimizi şurada açalım. Tam iş günü fonksiyonunu açtığımızda bakın başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve tatilleri soruyordu. Ve siz bu verileri girdiğiniz zaman size seçili iki tarih arasındaki çalışma gün sayısını veriyordu. Şimdi bizim yapacağımız işlemde ise, yani tam iş günü ulusal fonksiyonunda ise şöyle bir farklılık var. Tam iş günü fonksiyonunda biliyorsunuz standart olarak iki gün yani cumartesi ve pazarı hafta sonu olarak kabul ediyordu. Tam üç gün ulusaldaysa siz istediğiniz herhangi günü ya da isterseniz iki günü hafta sonu olarak belirleyebiliyorsunuz. Ülkemizde biliyorsunuz pek çok sektörde cumartesi çalışması yapılabilir. Ve sadece pazar günü izin olarak işçi kullandırılabilir. Veya yine sektörüne göre değişmek üzere farklı günler seçilerek kullanılabilir. Ben tam iş günü fonksiyonunda anlatmış olduğum şu aralarındaki süre mantığını bir kere daha anlatacağım. Belki o videoya denk gelmemişsinizdir. Şimdi biz tarihleri hesaplarken şunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Başlangıç tarihi bir gündür. Bitiş tarihi de bir gündür. Yani aralarında bunların matematiksel bir ilişki olduğu gibi aynı zamanda bir gün ilişkisi vardır. Ne demek istiyoruz? 31'den 1'i çıkardığınızda 30 kalır. Ama 1 ile 31 Ekim arasında toplamda yine 31 gün vardır. Bunu da biz işte matematiksel olarak göstermek zorundayız. Bunu nasıl gösterebiliriz en basit mantığıyla? Şöyle D8 hücresindeki bitiş tarihinden C8 hücresindeki başlangıç tarihini önce çıkartırsınız. Karşınıza 30 gibi bir değer gelecek. Ama gidip siz buna 1 eklerseniz amacınıza ulaşırsınız. Yani şöyle belki daha net anlatılabilir. 30 ile 31 Ekim arasında normalde bir gün vardır değil mi? Ama biz burada çalışma gün sayısını istediğimiz için enter dediğimizde bize 2 gün çıkartmak zorunda. Çünkü 30 da çalışma günü. 31 de çalışma günü. Bu mantığı anladığımızı düşünüyorum. Şimdi tekrar gelelim ve bunu 0 1 olarak düzeltelim. Artık tam üç gün ulusal fonksiyonu kullanmaya geçebiliriz. Bunun için normal hafta sonu izniyle ilk önce işlemi yapalım. Burada normal hafta sonu izninden kastım benim cumartesi ve pazar günü eşittir tam üç gün ulusal fonksiyonunu açalım başlangıç tarihine ve bitiş tarihine değerlerimizi girelim. Sonrasında tam üç günü fonksiyonunda görmediğimiz bir bağımsız değişken bizi karşılayacak hafta sonu biz burada cumartesi ve pazarı seçip istersek tatilleri de seçebiliriz. Onu daha sonra seçelim. Enter'a bastığımızda 21 gün çıkacak. Şimdi tam iş gününde dikkat ederseniz bu 21'di. çünkü cumartesi ve pazar da vardı. Yani aynı mantıkla yaptık aslında. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi ben bunun altına bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle çekeyim şunu. Normal hafta sonu izni değil de tek diyelim tek hafta sonu izniyle bu nasıl olacak? Şimdi onu da görelim. Tekrar yazalım şu tanış gün ulusal fonksiyonunu açalım. Başlangıç tarihini seçelim. Bitiş tarihini de seçelim. Ardından sadece ben pazar gününü istiyorum. Yani 11'i istiyorum. Hafta sonu olarak. Ve yine tatili seçmeden ne yapacağım? Bunu bir değerlendireceğim. Bana haftada 5 gün daha ekliyor. Yani cumartesi günlerini ekliyor aslında. Şimdi yine benzer bir mantıkla şöyle aşağı doğru çekelim. Yine tek hafta sonu izniyle bu işlemi yapacağız. Eşittir tam işgün ulusal fonksiyonu açıp yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar tekrar yapıyoruz zaten. Burada farklı günleri de seçebilirsiniz. Şimdi her ayda illaki denk gelecektir. Artık günler olabilir. Artık günden kastım tabii şu. Bir ayda sürekli 6 tane pazartesi olmaz. Yani bazen 7 tane bazen 5 tane olabilir. Bunları denk getirebilirsiniz yani bu şekilde deneyerek. Ben bir çarşambayı deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. 27 gördüğünüz gibi tam aslında oturttuk. Eksik günü denk getirdik burada da. Bu şekilde farklı sonuçlar çıkabiliyor sizin seçtiğiniz hafta sonuna göre. Bir de şimdi şurada izinleri değerlendirelim. Her şeyden önce şurada benim 7-12-2021 tarihim bir izin olsun. Ve geçen tam iş günü fonksiyonu da unutmuşum bizim. Bir de 29 Ekim'imiz var. Bunu da mutlaka seçmemiz lazım. Eğer seçmezsek Excel bunu algılamayacak. Şimdi buna da şey diyelim, tatilli diyelim. Eşittir. Tam iş günü ulusal fonksiyonunu açalım hızlıca istenen verileri burada girdikten sonra sadece pazar günü izin yapılan bir iş yeri için bu işi yapalım. Tatillerimizi şuradan seçelim. Ve Enter'a bastığımızda sonucun 24 olarak karşımıza çıktığını görelim. Yani şu tek HS izniyle yazıyor ya. Buradaki 26 ile buradaki tatilli bölümü aslında aynı. Buradaki iki eksik gününde buralar olduğunu anlamışsınızdır. Eğitimlere daha fazla kişinin ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soru olursa mutlaka aşağıda belirtin. Kanalı beğenmeyi, imkanınız varsa da katıl destekçisi olmayı da ihmal etmeyin. Bu durum beni eğitimlere oldukça motive edecektir. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.